çay yoktu. Ihlamur vardı. Ihlamuru yalnız bunda tabii kaynatıp içiyorduk. Kaynatıp içiyorduk. Bunu biz çorba tası olarak kullanıyorduk. Sabahleyin biz 9 kardeşiz. 2 de babamız anamız. 11 kişiyiz. Gibi bir saz. Onu özel olarak yaptım. Kendim yaptım. Ağaçlardan, tellerden, bulduğum tellerden yaptım işte. Ya buradan devreke motif gitti, motif. Şimdi ben bunu böyle eğri ağaçtan yaptım ama eğri ağaç tam yere dik olarak basıyor. Zaten bastonun da kayesi yere dik basması. Çünkü yaşlılar kullandığı için düşer. Sancı çubuğundan yapılmış bir kamçı. Buna kırbaç diyorlar. Sancı çubuğunu hayvana vurduğun zaman karnı ağrısa sırsı kesilir derler bizde. Ben her zaman beklerim. Benim beşiğim. O zaman tabii beşikte şey oluyor çocuklar. 9+2 11 kişilik ailemizin sofrası. Bunda yemek yedik. Tek parça. Büyük hamur teknesi. Balıkçısı derler. Buna içine hamur atıp biraz da taş atarsın. Ve ip bir falan kıyıya bağlarsın. Yağ çıkarmak için bunun içine yoğurdu dolduruyorsun ve bundan böyle böyle çalkaya çalkaya kadınlar bir iki saat içerisinde yağı düşürüyor. Oho, şu taş koleksiyonu anlatana bir şey yapayım. Bahsedeyim. Bu kar. Benim özel yapım. Tablolarımdan birisi bu. Elli yaşıma gelince dedim ki ben bu vatan için ne yaptım? Ya ben bunları yeterli görmedim. Ben dedim iyi bir ressamım. Benim iyi hocalarım vardı demiş Şekli Sesi'nde. Allah rahmet eylesin öldülerse. Ondan sonra ben bunların hakkını nasıl derim diye resme başladım. Şiirlerimi topladım. Şiirlerimi kitaba dönüştürdüm. 3 kitap bastırdım. Çevremde bulunan köy eşyalarını topladım işte çanak, çömlek, heybe, sokağa atılan şeyleri topladım, çöpten aldım, yıkadım, büyük bir müzeye dönüştürdüm. Aynı zamanda yüzlerce tablo, yağlı boya, işte sulu boya, efendim kuvaj boya yaptım. Bunlar birikti, onlar da büyük bir odaya sığmaz oldu. Şiir yazdım, şiirler binlerce, on binlerce şiir oldu. Araştırma yaptık işte. Araştırmada efendim Efendi'nin örfünü, adetini, düğünlerini, şunları araştırdım. Çocuk oyunlarını araştırdım. Efendim işte Efendi'nin atasözlerini, deyimlerini araştırdım. Geldiler, ben onlara kıskanmadım, verdim. Kitap oluştu. Ondan sonra efendim Efendi'nin mizahını dahil, yemeklerine dahil hepsini yazdım. Şimdi sadece Efendi'nin örf ve adeti, gelenekleri, görenekleri 1200 sayfa tuttu. Ayrıca işte İstanbul'a ait, İstanbul'da çok 7-8 sene kaldığım için orayı tanıtmak için Metropol Sokakları diye bir şey yazdım. İstanbul'u anlatıyor. Bu efendim ipliği masraya sarmaya, bez sarması. Şimdi ben efendim bu halk İstanbul'a göç ettiği için bunları çoğunu çöpe attı. Antika eserler olduğunu anladım ve ben de bunları heybesini, eğerini, efendim bakır kaplarını, sefer taslarını hepsini topladım. Çanağını, çömleğini efendim topladım ve bunları temizledim. Evimde büyük bir müze oluşturdum. Hatta vilayetten vali bey dahi geldi, kaymakam beyler geldi, beni desteklediler. Ben daha da şey yaptım, şekle çalıştım ve yazdım, çizdim. O kadar çoğaldı ki artık benim evime bunları koyacak yer kalmadı. Ben diyorum ki ben bunlardan para filan istemiyorum. Ben bunları Efendime, güzel Efendime bağışlamak istiyorum. Ve bir müze yapılmasını arzu ediyorum ve
gelişen, yeniden geriden gelen talebelere örnek olmak istiyorum. Köyün çocukları, okula giden liseli çocuklar, ortaokullu çocuklar gelip gelip diyorlar ki Fahir amca biz senin gibi olmak istiyoruz diyorlar. Fakat benim de elimden tutmayınca, benim de çöktüğümü anlarsa o çocuklar benim gibi olmak istemeyecekler. Ben bunu arz ediyorum, efranimde bir müz istiyorum. Gençliğim, bir yaz yağmuru gibi geçtim bu diyarlardan. Kasırga misali estim gençliğimde sevdalardan.